Evet, sözüm var devam ediyor. Metropol araştırmanın Ocak ayı araştırması, Türkiye'nin nabzı Ocak ayı araştırmasının sonuçları gerçekten gündeme damgasını vurmuştu. Özel Sencar'dan ayrıntılarını dinliyoruz. Millet İttifakı açı, arayı açıyor tespiti e, genel başlığıydı. Bu başlık altında hem iktidarı hem de muhalefeti soruyoruz. Evin çapada kalmış, gemin çapanın ee, özel beyin söylediklerine bir e, sorusu vardı zannediyorum evet, evet devam bir, sorusu biraz olarak açmasını e, isteyeceğim. Çünkü şöyle e, dedi. E, bugüne kadar gördüğümüz en büyük fark ama AKP'nin %30'a inmesinde muhalefetin zerre etkisi yok. Sadece son 3 ayda söylemlerini değiştirdiler e, dedi. E, ve e, Cumhurbaşkanıyla ile iktidarın politikalarını birleştirerek eleştiriyorlar. Bunun tuttuğunu e, görüyorum. Önümüzdeki dönemde devam edeceğini e, görüyorum dedi. E, Özer Bey, şunu bir sormak istiyorum. Siz de AKP ile e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ayırıyorsunuz. Onun e, onayının, görev onayının yüksek olduğunu e, söylüyorsunuz. E, burada bir şey sormak isterim. Muhalefetin adayının henüz belli olmamasının bunda etkisi var mıdır? Birincisi bu. İkincisi önemli bir cümle kurdunuz. Dediniz ki eğer muhalefet hata yaparsa aday belirleme sürecinde eğer doğru anladıysam Erdoğan yeniden kazanabilir dediniz. Bunu da biraz o hata nedir size göre? Bu ikisini bize biraz açar mısınız? Şimdi ikincisine cevap vereyim. E, i̇ki kişi arasında Erdoğan'la muhatabı arasındaki fark şu an gördüğümüz kadarıyla 5 puan civarında. Bu e, diyelim ki 47 buçuk 52 buçuk gibi bir fark. Bu fark her an kapatılabilir. Aradaki farkın kapanmayacak boyutta olması lazım. Bu da adayla ilgili bir faktördür. Şu anda doğru bir adayla bugün seçime gidilsin, doğru bir cumhurbaşkanı adayıyla bugün seçime gidilsin. Ben çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. Elimizdeki rakamlar Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığını, Cumhur İttifakı'nın da parlamentoda çoğunluğu kaybedeceğini kesin gözüyle görüyorum. Hiçbir tereddüdüm yok bu konuda. Ama Millet İttifakı dediğimiz ittifak iki partiden oluşmuyor, beş altı partiden oluşuyor. CHP, İyi Parti, HDP, bir de üç tane küçük parti var. Saadet Partisi, Deva, Gelecek Partisi. Bunların ileriye yönelik, geleceğe yönelik kendilerine has beklentileri, hesapları var. Bunların kişisel hesaplardan kendilerini ayırt edip, arındırıp, ortak hedef istikametinde fedakarlık yapmaları gerekiyor. Yani hepsi için söylüyorum bunu. Partisel çıkarlar, partisel gelecek çıkarları hesabı yerine bir hedefleri varsa muhalefet olarak bu hedefi en iyi sağlayacak bir akıl yürütmeyi geliştirmeleri lazım. Ben henüz böyle bir gelişmeyi görmüyorum. Yani çünkü herhangi bir isim etrafında tartışma yok. Aday şu mu olacak, bu mu olacak diye. Adayın kim olacağını ben bilmiyorum. Şu anda birisini söyleseniz bana bu aday yapıldı veyahut da bu aday etrafında ittifak edildi deseniz ben çok rahat şu anda Tayyip Erdoğan'ın karşısında kimin kaybedeceğini çok rahat söyleyebilirim. Kazanacağı konusunda tereddüdüm var. Ama kimin kaybedeceğini çok rahat söyleyebilirim. Şimdi muhalefet Sakin liderleri misin? muhalefet liderleri bu konuda ne kadar aa, dikkatli davranıyorlar ve e, zekice olaya yaklaşıyorlar emin değilim. Özel ee, Özer Bey mesela defaatle ben lider röportajlarını da yaptım ee, iki tur diyelim. Hep bu soruyu da sordum. Yani isim olarak sormuyorum size genel bir konsept onların söylediği bir şey olarak söylüyorum. Ne zaman sorsak argümanları şu oluyor. Özellikle küçük partilerin belirttiğiniz gibi. Ya şimdiden söylersek bu e, Recep Tayyip Erdoğan'ın eline güç verir. O söyleyeceğimiz adayı yıpratmaya başlar. Taktiksel hata olur. Dolayısıyla son dakikaya kadar beklemek çok daha iyi bir taktiktir. Siz bu taktiğin doğru olduğunu düşünüyor musunuz? Kesinlikle doğru. Kesinlikle doğru. Yani bir iktidar gücü karşısındaki bir adayı yıpratacak argümanları her an üretebilir. Dolayısıyla şimdiden ne zaman belli ne zaman yapılacağı belli olmayan bir seçim için şimdiden aday tespit edilmesini doğru bulmuyor. Çünkü yanlış bir aday belirlerlerse bir hafta sonra onun kazanamayacağı ortaya çıkar. Doğru bir aday belirlerse o doğru adayla ilgili üretilebilecek, yapılacak bir takım şeyler olabilir. Dolayısıyla burada zamanlama kişi kadar önemlidir. Sadece o sizin görüştüğünüz liderler size şunu söylüyorlar mı? Biz bu konuda kendimizi dışarıda tutuyoruz. Kim kazanacaksa onu aday yapacağız diyorlar. Hayır. Niye onu demiyorlar? Niye? Herkesin gönlünde saltanat yatıyor. O saray Cumhurbaşkanlığı kolaylıkla insanların terk edeceği bir şey değildir. Sıradan bir vatandaş da olsa, politikacı da olsa, orada ben olmak isterim der. Bir fırsat olursa geçerim oraya der. Dolayısıyla bu havuç, bu havuç değil adı zatında. Bir pırlanta orada duruyor. O pırlantayı herkes yakalamak ister. Ben politikacıların kişisel feragat konusunda bugüne kadar iyi imtihan verdikleri kanaatinde değil. Bu Onun için biraz önemli. önce dedim Tayyip Erdoğan hala kazanabilir sözümün arkasında duruyorum. Hala kazanabilir. Ben bir soru sormak istiyorum. Şimdi hala kazanabilir diyorsunuz. Ee, tamam, bu bir ihtimaldir elbette. Fakat diğer taraftan da Erdoğan başka, AKP başka diyorsunuz. Yani bunlar aynı şey evet. değil. Peki ya bu er, AKP'ye oy vermeyip Erdoğan'a oy verecek olan e, seçmenlerin sayısında bir artış oluyor anlatımınıza göre. Bu böyle bir Hayır, öyle değil mi? Artış olmuyor. Olmuyor mu? Hayır, artış yok şu anda. Peki böyle bir, sadece, makas, bir makas var ama anladığım kadarıyla öyle değil mi? Bir makas var. Sadece yani, Tayyip Erdoğan kişisel gücünü hala koruyor. Ama şu demek yani er, Erdoğan'a oy verenlerin hepsi her kepsiz parlamento seçimlerinde AKP'ye oy vermeyecek demek bu. Yani anlatın Bunu görüyoruz şimdi. Bugün e, yapılan ölçüme göre bu ay yapılan ölçüme göre AK Parti'nin kararsızlar dağıtılmadan oyu 30 bunu oransal dağıtırsak kararsızları 37'ye çıkıyor. Hı. Erdoğan... Oransal dağıtmak doğru değildir. Hı hı. Yani bilimsel olarak doğru değildir. Ama biz başka türlü dağıtamayız. Oransal dağıtabiliriz. E, %37 e, Tayyip Erdoğan'ın şeyi e, kişisel itibarı Yüzde 40 küsur, yüzde 45, yüzde 47 civarında. Yani önemli önemli Dolayısıyla, bir. Dolayısıyla evet çok önemli bir fark. Bu bir seçmende bir, bir kişilik fark. bölünmesi değil mi bu? Yani e, hayır. Neden? Şimdi bakın insanlar eskiden AK Parti'ye vermiş olan seçmenlerin önemli bir kısmı artık AK Parti'den ümidini kesmiş durumda. Ama Tayyip Erdoğan'a hala gönül bağlılıkları var. Bir şey daha söyleyeyim size. Biz bir Tayyip Erdoğan araştırması yaptık. Bunu kamuoyuyla paylaşmadık. Hiç kimseyle paylaşmadık. Şu anda kararsızların bu e, kararsızların 27 olduğu 3 ay önce yaptık bunu. Bu 27 puanın 27 puanlı kararsızların 1,5 puanı Tayyip Erdoğan'a çok sıkı bağlı kişiler. Çok sıkı bağlı kişiler. Kesinlikle Cumhurbaşkanı olursa Tayyip Erdoğan'a oy verecek, aday olursa. Beş buçuk puanı da gevşek bağlı. Bunların da yine tercihi Tayyip Erdoğan. Ama AK Parti'den uzaklaşmışlar. Dolayısıyla yapılacak bir seçimde, milletvekili seçimde AK Parti'nin oyu çok düşük, Tayyip Erdoğan'ın oyu yüksek olabilir. O zaman ortaya yönetilmesi mümkün olmayan bir tablo çıkmayacak mı bir kriz tablosu? Yani çünkü meclise çoğunluğu kaybedecek Cumhur İttifakı belli ki. Ama Evet. Ama Hayır böyle olacak demiyorum. Hayır. Ama yani Böyle olacak demiyorum. Bu peki bu olabilirdi. Şu trend ne düzeyde birlikte mi azalacak azalma noktasına gidiyor? Yani ekonomik kriz sürdükçe çözümsüz olarak zamanımızı biz Türkiye olarak boşa harcadığımız sürece ki öyle oluyor yani bir ikna edici bir çözüm paketiyle çıkamıyor iktidar halkın karşısına neticede birlikte mi azalacak ikisinin de oyu ama hep Tayyip Erdoğan daha yüksek görünecek bir noktaya gelene kadar bu trendin değişmesi pek mümkün değil galiba ne diyorsunuz şimdi Tayyip Erdoğan'ın oyu da düşüyor. Mesela Tayyip Erdoğan'la Mansur Yavaş, Tayyip Erdoğan'la Ekrem İmamoğlu arasındaki fark açılıyor muhalifler lehine. Tayyip Erdoğan'la Meral Akşener arasındaki mesafe kapanıyor. Tayyip Erdoğan'da hmm. azalıyor ya. Yani. Ama şu anda e, uygun bir adayla çıkmazsa muhalefet hala Tayyip Erdoğan güçlüdür. Hmm bir soru da bir bir şey yanlış anlaşılmaması için seyircilerimizden mesaj var da, Kardeş soracaksın da e, doğru bir adaylan çıkması durumunda diyorsunuz ya. Bunu seyircilerimiz hep şimdi çıkmaları olarak algılıyorlar. Sizin söylediğiniz Hayır. zamanı gelince mi? Yoksa şu an çıksın evet. anlamında mı söylüyorsunuz? Ben kafa seç... karıştı da o yüzden. Ne, ne zaman yapılacağı belli olmayan bir seçim için? Tayyip Erdoğan'a rakip olacak kişinin şimdi ortaya çıkmasının yanlış olacak. Tamam. Türkiye'de muhalefet... Zamanında doğru adayın belirlenmesi. Adayın doğru belirlenmesi. Zamanı geldiğinde.